ile ders ek işlemler. Sayın madamlar, baylar. Engelli insanlarla ilgilenen engellilik5.com blogunun sahibiyim. Blog WordPress, org sistemi üzerine kurulmuş ve server 24 sunucularında saklanmıştır. Bu amaçla özel bir WordPress eklentisi kullanarak açtığım Google Analytics'te blogu hesabımla ilişkilendirdim. Eklentiyi yüklediğimde ve amacım blogumu yalnızca Google Analytics'e bağlamaktı, başka bir eyleme değil, bloguma otomatik olarak birkaç başka eklenti de yüklendi. AISO puanı, WPForms, TrustPulse ve Monster eklentisi. Bu eklentiler siteyi çeşitli arama motorlarında tanıtmak için nasıl kullanılabilir? Ve bu eklentiler siteyi doğrudan arama motorlarında tanıtmak için kullanılmıyorsa, bunlardan ne şekilde faydalanılabilir? Saygılarımızla. Hassaf Bendamini. Skriptum'dan sonra. Bloguma bağlantı, https 2 üst disability5.com. Ki Optim Monster eklentisini WordPress eklenti mağazasından indirme bağlantısı. .üstüste bölü, bölü wwwdisability wp admin adminphp soru işareti optin-monster-settings Aşağıda çeşitli üniversitelerde Arapça ve İslami ilimler alanında öğretim üyelerine gönderdiğim mesaj yer almaktadır. İle Ders uyguladım Sayın Madamlar, Baylar İtirazı çeşitli yerlere gönderiyorum. Burada gündeme getirdiğim konuyla ilgili fikrinizin ne olduğunu bilmekle ilgileniyorum. Saygılarımızla. Asaf Benyamin'i. Çeşitli yerlere gönderdiğim mesaj aşağıdadır. İle. Ders, bir araştırma konusu için bir öneri. Sayın Madamlar, Baylar. Aşağıdaki satırlarda yazacağım konuyu medyadan duydum. Nerede ve ne zaman hatırlamıyorum ve bunu bir gazetecilik soruşturması konusu olarak önermek mümkün olabilir, elbette gazeteciler varsa. Onunla ilgilenmekle ilgilenecektir. Bir gazeteci ya da bu alanda profesyonel olmadığımı ve bu mesajı sadece bir öneri olarak yazıyorum ve bunun ötesinde bir şey olmadığımı vurgulamak isterim. Ve konunun kendisine Bildiğimiz gibi, Haziran 1967'deki 6 Gün Savaşı'nda İsrail Devleti Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepelerini ele geçirdi. Golan Tepelerinin İsrail tarafından işgal edilmesinden kısa bir süre öncesine kadar, orada on binlerce kişiden oluşan bir nüfus, muhtemelen bir Türkmen nüfusu ama başka bir milliyetten veya dinden bir nüfus olabilir, yaşıyordu. ÖDF güçleri bölgeye geldiğinde bu nüfus orada değildi. Konu son derece kafa karıştırıcı. Hiç kimsenin bu gizem için bir açıklaması yok. On binlerce kişiden oluşan bir nüfusun bir anda ortadan kaybolması nasıl mümkün olabilir? Elbette birkaç olası açıklama olabilir, ancak gerçekte ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir olasılık İsrail'in onları Suriye topraklarına sınır dışı etmiş olması. Ancak bu açıklamada bir sorun var. Eğer durum gerçekten böyleyse, o zaman Arap medyası nasıl olabilir ve bildiğimiz kadarıyla bunu bir dereceye kadar yapıyor. Ya da bugün bile tamamen görmezden geldi ve o zamandan bu yana geçen tüm yıllarda bu medya konuya hiç değinmedi ve böyle bir durumda beklendiği gibi İsrail'e karşı kullanmaya çalışmadı mı? İkinci olasılık elbette bu nüfusun savaştan kısa bir süre önce Suriye'nin diğer bölgelerine organize bir şekilde ayrılmasıdır ve eğer gerçekten böyle olduysa aralarında bir tür koordinasyon olup olmadığı sorusu ortaya çıkmaktadır. Onlar ve İsrail ve eğer öyleyse böyle bir harekete yol açan ortak çıkarlar nelerdi? Diğer bir olasılık da elbette Suriye rejiminin savaşın başlamasından kısa bir süre önce bu nüfusun bölgeyi terk etmesini veya onları gerçekten sınır dışı etmesini sağlamasıdır. O zaman bunun neden yapıldığı ve hangi çıkarların olduğu sorusu ortaya çıkıyor. Hizmet etti. Bir başka kafa karıştıran konu da medyanın sessizliği. O günden bugüne Arap medyası dışında diğer tüm medyalar, İsrail ve dünya medyası bu olaydan bahsetmiyor ve basılmış bir tane bile bulabilmeniz şüpheli. Konuyla ilgili makale İsrail'de veya dünyada. Peki burada neyi saklamaya çalışıyorlar? Bu meseleyi sessiz tutmak ve bundan bahsetmemek bugün bile kimin işine geliyor? Facebook'ta paylaşın paylaşın, arkadaşlarınız makaleyi ücretsiz okusun bir makaleyi e-postayla paylaşın bir makaleyi talkbacklerin ötesinde e-postayla paylaşın 17. Tut. Makaleyi okuma listesine kaydedin. Zen okumak Şayfo Fogelman Serohasini bir makalesini yazdırın. Fogelman Şay Fogelman tarafından yazılan makaleler için eşpostanızda postanızda uyarılar alın. E-posta uyarıları 29 Temmuz 2010 Ramataniye Köyü'ne girer girmez olgun incir kokusu burnunuzu doldurur. Yazın zirvesinde zaten çok olgunlar ve fermentasyon kokusu yoğun ve bunaltıcı. Toplayıcı olmayınca incirler ağaçta çürür. Bir düzeltici olmadan dallar vahşi büyür, evlerin siyah bazalt duvarlarını ufalar, yerinden çıkmış pencere çerçevelerini kırar. Kontrolsüz kökleri avluları çevreleyen taş çitleri yıkıyor. Çatılardaki tüm kırmızı kiremitler gitmiş. Arnavut kaldırımları yerinden çıktı. Bazı pencerelerde hala parmaklıklar asılı ama başka kapı yok yıkılan bir duvarın taşlarının altından yalnızca yaz yılanları çıkar, kuşlar çürüyen incirleri gagalarlar ve kocaman bir yaban domuzu korkmuş, patika boyunca koşar, bir an durur ve sanki arazinin mülkiyetini almak mı yoksa canını kurtarmak için mi kaçmak arasında tartışırcasına başını geri çevirir. Sonunda kaçar. Altı gün savaşından sonra Golan'da terk edilen düzinelerce Suriye yerleşim yeri ve köyü arasında Ramataniye en iyi korunmuş köy olarak kabul ediliyor. Muhtemelen daha çok 19. yüzyılın sonundaki kısa Yahudi yerleşimi ve Bizans geçmişi nedeniyle daha az, savaştan hemen sonra arkeolojik sit alanı ilan edildi ve buldozerlerin dişlerinden kurtarıldı. 1960 yılında Golan Tepeleri'nde yapılan Suriye nüfus sayımında Ramatanya'da 541 kişi vardı. 6 gün savaşının arifesinde orada yaklaşık 700 kişi yaşıyordu. Çoğu tahmine göre 1967'de İsrail tarafından işgal edilen Golan'ın tüm bölgesinde 130.000 ila 145.000 arasında sakin yaşıyordu. Savaşın bitiminden tam olarak 3 ay sonra gerçekleştirilen ilk İsrail nüfus sayımında ülkede sadece 6.011 vatandaş sayıldı. Tüm Golan toprakları Bunlar çoğunlukla bugüne kadar yerleşim gören dört düzik köyünde ve azınlıkları Yom Kippur savaşından sonra Suriye'ye iade edilen Kuneitra kentinde yaşıyordu. Reklam. Bir anlatının doğuşu. En iyi makaleler, güncellemeler ve yorumlar her sabah doğrudan e-postaya. Lütfen kayıt olmak için bir e-posta adresi girin. Dönemin Bakanı Moş Dayan, Suriyeli sakinlerin kitlesel olarak yerinden edilmesi savaş sırasında ve onun bir parçası olarak gerçekleşti. İşte İsrail saldırısı cephedendi ve adım adım geri çekilen Suriyeliler, sivil nüfusu onlarla birlikte süpürdük diye yazdı. Savunma Bakanlığı, Savaştan 2 Ay Sonra Amerikan Dergisi, LIFE'de yayınlanan 7. Gün makalesinde. Makale, işgal altındaki bölgelerin geleceğiyle ilgiliydi, ancak Dayan, Golan sakinlerinin ortadan kaybolmasıyla ilgili kendi versiyonunu ayrıntılı olarak anlattı. Suriye ordusu bir köyler zincirine doğru yola çıktığında, sakinler onları tahliye etmek için acele etti. Ailelerini ve ailelerini alıp doğuya doğru kaçtılar, çünkü hatlar arasında kalarak top mermileri ve uçak bombalarına çarpmasınlar. İsrail'in Suriye'ye saldırısı, Ürdün sınırından Lübnan'a kadar Suriye cephesinin tamamı boyunca ve yaklaşık 20 kilometre derinlikte gerçekleşti. Ve bu bölge, Dürzi köylerinin dışında, şimdi sivil boş. Dönemin politikacıları, askeri personel ve diğer resmi konuşmacılarda Golan'dan kaçan Suriyeli nüfusu benzer şekilde tanımladılar. Örneğin İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Gideon Raphael, Suriye temsilcisinin savaştan sonraki aylarda binlerce sivilin evlerinden sürüldüğü yönündeki iddialarına Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderdiği bir mektupta yanıt verdi ve çoğunun Golan Tepeleri'nin nüfusu Suriye güçlerinin geri çekilmesinden önce bile kaçtı. Zaman'ın gazeteleri de benzer bir ruh izledi. Yoel der, savaştan bir ay sonra, da gazetesinde, Arap Müslüman nüfusun çoğunluğu IDF'nin girişinden önce kaçtı, dedi. Ona göre, bu yerleşimler yarı askeri bir karaktere sahip olduğu için bu kaçış tesadüfi değildi. Yehuda Ariel'in Haziran ayının sonundaki Haretz'deki yazısında, Ramadaki köylerin istisnasız tamamen ortadan kaldırıldığı, herkesin intikam almaktan korktuğu iddia edildi. Savaştan yaklaşık bir ay sonra ordu adına Golan'a basın turuna çıkan ve beraberinde subaylar eşliğinde çıkan da var, muhabiri Haim İzek, bunu anlatınca çok şaşırdı. Suriye komutanına göre, savaşın arifesinde orada yaşayan yaklaşık 450 kişinin yaşadığı Valbina köyünü ve karakolunu ziyaretleri hakkında şunları yazdı, askerler öldürüldü, yakalandı ya da kaçtı. Ve kaçaklar arasında. Aynı zamanda muharebe dışı nüfusun tamamıydı, Buradaki kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, bu karakolda kaçabilecek tek ruhlar, patikalarda ve bulvarlarda susuz ve aç dolaşan terk edilmiş çiftlik hayvanlarıdır. Küçük bir buzağı arabamıza yaklaşıyor. Karşımızda durup bizi seyreden iki sıska eşek ve biz köyden çıkarken havlamayı unutmuş bir köpek bize bakıyor. Gola'nın işgalinin yıl dönümü münasebetiyle haftanın konuşması, Nın özel bir sayısında, Rutbundi şunları yazdı, yollar üzerindeki Arap köyleri terk edildi. Zalim işgalcinin korkusundan sahne, terk edilmiş köylerin görüntüsündeki duygu, eski püskü hamra kulübelerinin önündeki küçümseme, ilerici, rejimin çiftçilerine vermeyi başardığı ve üzüntü arasında değişir. Çerkes Köyü Eynzivan'ın nispeten bakımlı evlerinin görüntüsü, aptallar, neden kaçmak zorunda kaldılar, toprakların boş olduğu bir esenlik duygusu ve tüm sorunlarımız arasında 70 bin Müslüman daha platoya eklenmemiş ve kuru bir yalak ve terk edilmiş bir meyve bahçesinin önünde, kırmızı çatılı bir evin yanındaki büyük bir incir ağacının önünde. İnsanların kanıtı olarak kalan tüm bu çalışma ve dikkat belirtilerinin önünde bir rahatsızlık hissi arasında. Evlerini sevdiler. Yıllar geçtikçe bu anlatı İsrail'in kurgusal olmayan ve tarih kitaplarına da nüfuz etti. İsrail toprağı tarihi üzerine 20'den fazla kitap ve 100'den fazla makale yazmış olan araştırmacı Nathan Shor, Golan Tarihi kitabında İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği 5. mektubu alıntılamayı tercih etti. Konsey, Suriye'nin sivillerin sınır dışı edilmesine ilişkin iddialarına yanıt verdi. Yetkililer çekilmeden önce, Suriye ordusu Golan'daki köylerin sakinlerine evlerini ve mülklerini terk etmelerini ve köylerini derhal Suriye topraklarında sürgüne göndermelerini emretti. Huzey Golan bu talimata uymadı. Diğer tüm köylerden sakinler bir el dalgası gibi kayboldu. Yıllar geçtikçe, zaman zaman Golan'da bulunan ve doğrudan tanık olan veya sivillerin başlatılan sınır dışı edilmesinde aktif rol alan asker ve sivillerin hikayeleri de zaman zaman su yüzüne çıktı. Ve şaşırtıcı bir şekilde, ciddi sayılan tarihsel çalışmalarda bile yazarlar bu tanıklıkları görmezden gelerek kaçış anlatısına bağlı kalırlardı. Birkaç yıl önce Golan üzerine yazılmış en önemli kitaplardan birini yayınlayan bu alanda önde gelen bir araştırmacı İsrail'in bunca yıldır bize resmi olarak söylediği gibi olmadığına dair kanıtlar duydum," diyor. Bilinçli olarak bununla ilgilenmedim ve mevcut anlatıya bağlı kalmaya karar verdim. Kitap etrafında oluşturulacak tüm odağın, araştırmanın kalbine değil, bu konuya odaklanmasından korktum. Başka bir tarihçi, solcu tarihçi olarak etiketlenmek istemeyerek akışa bağlı kaldığını açıkladı. Bir firar oldu ve bir sınır dışı edildi. Bu tartışmalı bir konu olsa da dönemi araştıran herkes her ikisinin de olduğunu kesin olarak bilir sınır dışı etmenin ve geri dönüşün engellenmesinin kanıtları muhtemelen bana da ulaştı, ancak bunları derinlemesine araştıracak araçlara sahip değildim ve araştırmamın merkezinde de yer almıyordu. İşte bu nedenle, özellikle tarihçi olarak etiketlenmemek için konuyu derinlemesine incelemenin ve bu konuda yazmanın bir anlamı olmadığını gördüm. Film karmaşık konuda tavır aldı. Tarlalara kaçış Mısır ve Ürdün cephelerinde olduğu gibi, İsrail'in 67'deki zaferi Suriye arenasında da hızlı ve ezici oldu. 9 Haziran sabahından ateşkesin yürürlüğe girmesine kadar geçen 30 saatlik çatışmada, ertesi gün saat 18.00'de IDF güçleri ortalama 70 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre derinliğinde bir arazi şeridinin kontrolünü ele geçirdi tüm uzunluğu ve cephenin genişliği boyunca kazılmış ve iyi donanımlı olan Suriye ordusu, topografik bir avantaja sahip olmasına rağmen, saldıran güçlerle karşılaşmadan önce bile büyük ölçüde dağıldı. Kara saldırısından önce 3 gün boyunca havadan topçu bombardımanı ve bombalama yapıldı. Suriye karakollarının çoğu ve bunlara yakın köylerdeki önemli sayıda ev, ahır ve sivil tesis bombalamalardan zarar gördü. Tabii ki zihinsel yaralanmalar da oldu. Bu günlerde Şam'a sivil bir göç başladı, çoğu tahmine göre birkaç bin. Üç gün aralıksız süren bombardımanın ardından karakollardaki Suriyeli savaşçıların morali düşüktü. Şam'daki ordu karargahından gelen emirler tereddütlü ve bazen çelişkiliydi. Görünürde takviye yoktu. İşte o zaman askeri deneyimde başladı. Savaştan sonra Suriye'de toplanan kanıtlara göre, önce yönetimin askerleri ana üsse kaçtı. Onları takiben, Tümen'in Kuneitra'daki karargahından kıdemli subaylar ve bazı cephe birliklerinin komutanları da geri çekildi. Yüzlerce veya binlerce başka vatandaş, ailelerinin üyeleri onlarla birlikte ayrıldı. İsrail'in kara saldırısının başlamasıyla birlikte mülteci akışı arttı. İsrail saldırısından önce ve sonra birçok Suriye vatandaşının kaçan ordu güçlerine katıldığına şüphe yok. Birçoğu ama hepsi değil. Savaştan yaklaşık bir hafta sonra yapılan Suriye tahminine göre, bu noktada sadece 56 bin kadar vatandaş kolandan ayrıldı. Birkaç gün sonra 25 Haziran'da Suriye Enformasyon Bakanı Muhammed Ezzoabi Şam'da düzenlediği basın toplantısında işgal edilen bölgeden sadece 45 bin sivilin ayrıldığını iddia etti. Savaşın harareti içinde ayrılanların düzenli bir kaydı yapılmadı ve bugün verileri doğrulamak veya reddetmek mümkün değil. Ancak İsrail askerlerinin ifadelerinden de Golan'da önemli sayıda Suriyelinin kaldığını açıkça ortaya koyuyor. 98. Yedek paraşüt taburu komutanı Elisa Shalem, onlarca, hatta bazen yüzlercesini köylerin dışındaki tarlalarda gördüğümüzü hatırlıyorum, diyor. Taburu Kuzey Samiriyen'in işgaline katıldıktan sonra, askerleri savaşın son gününde Güney Golan'da, şu anda kibbutz Mitzner'in bulunduğu bölgede helikopterlerden indirildi. Amacımız ateşkes yürürlüğe girmeden önce Golan'ın olabildiğince derinlerine sızmaktı, diyor karakolları veya köyleri işgal etmekte pek ilgilenmiyorduk. Bizim sektörümüzde Suriyelilerle yangın vaka sayısı çok azdı, daha çok geri çekilmekle meşguldüler. Aynı zamanda helikopterlerden inerken, Ürdün Vadisi'nden bir tank kuvveti ve bir devriye bölüğü de geldi ve araçlara katıldığımız andan itibaren esas olarak ana yollarda olmak üzere hızla doğuya doğru ilerledik. Yolda oyalanmadık, bu yüzden fenomenin boyutunu gerçekten ölçemedik. Ama doğuya doğru hareketimiz boyunca geçtiğimiz irili ufaklı tüm köyler terk edilmiş görünüyordu. Askeri kamplarda bizi görünce hemen teslim olan birkaç asker dışında tamamen boştu. Ama tarlalarda ve köylerin dışında yüzlerce sakin gördüğümüzü kesinlikle hatırlıyorum. Bizi sahadan Güvenli bir mesafeden izlediler, günün ne getireceğini görmek için bekliyorlardı. Sivil halk oyuna katılmadı, ne burada ne de Golan Tepeleri'nde başka bir yerde. Bölümün resmi olarak silahları olmasına rağmen biz yoktuk. Şalem, sakinlerin bombardıman başlar başlamaz köyleri terk ettiğini tahmin ediyor, ancak ona göre Muhtemelen savaş bittikten sonra evlerine dönmek için bölgede beklediler. Bu, daha önceki işgallerde bildiğimiz bir davranış kalıbı. Savaş Samiriye'de bu oldukça yaygın bir kalıptı. İşlerin nereye gittiğini görmek için yürü. Bunlar çoğunlukla basit insanlardı, kesinlikle büyük politikacılar değildiler ve herhangi bir liderliğin yokluğunda en gerekli şeyi yaptılar. Evlerini ve mallarını koru. Şalem'in açıklaması, makale için görüşülen savaşçıların ifadelerinin çoğu tarafından destekleniyor. Kafasını AP'sinden veya tankından çıkaran hemen herkes, Golan'daki savaşın iki gününde yerleşimlerin dışında toplanan yüzlerce Suriye vatandaşını hatırlıyor. Kanıtlara göre, vatandaşların çoğu bazen geri çekilen orduyla birlikte konvoylar halinde doğuya hareket etti, ancak birçoğu sivil yaşamın işgalcinin yönetimi altında bile rotalarına döneceğini umarak kaldı. Çerkes nostaljisi. Ramatanya köyünde doğup büyüyen Nadite, tankların Golan'ı işgal etmeye başladığı gün küçük bir demet eşya topladık ve tarlalara çıktık diyor. Savaş başladığında 13 yaşındaydı. Ona göre evde kalan birkaç yaşlı ve hasta dışında köyün tüm sakinleri o gün böyle davrandı. Golan'da Haziran geceleri soğuk olabileceğinden başta yiyecek, battaniye ve giysi olmak üzere birkaç şey aldık. Ayrıca Hoşniye'de yaşayan bir arkadaşımdan ödünç aldığım defterlerimi ve iki kitabımı da almak istedim ama babam bir anlamı olmadığını, çünkü yakında eve döneceğimizi ve sadece gerçekten almam gereken şeyleri almam gerektiğini söyledi. Nadi bugüne kadar defterleri almadığı için pişmanlık duyuyor. Onlara kaybolan bir çocukluk günlüğü yazdı kitapları, amcasının Şam'dan aldığı yeni bisikleti ve savaştan birkaç ay önce Nadi'nin Kuneitra'da düzenlenen bir bölge yarışmasında kazandığı 100 metrelik koşuda altın madalyası da onunla birlikte gitmişti. Ama anılar kaybolmadı. Ramatanya'da güzel bir hayatımız vardı. Televizyonsuz ve çocukların bugün içinde büyüdükleri tüm lükslerin olmadığı basit ve mütevazı bir hayat. Belki bu 60 yıllık bir nostaljidir ama benim Ramatania'ya dair tüm anılarım sadece güzel renklere boyanmıştır. Çocukken köyün yanındaki pınarda yıkanmaya giderdim, suyunun tadını hala hatırlıyorum, dünyanın hiçbir yerinde bu kadar güzel suya rastlamadım. Ben de köyün etrafındaki tarlalarda çok yürüyüşler yapardım ve 10 yaşındayken bahçemizde yetişen incir ağaçlarından birinin dalları arasına ahşap bir ev yapardım. Göde ve yakındaki Koşaniye'de çok arkadaşım vardı, evde kitap okudum. Nadi, tarım köylülerin ana geçim kaynağıydı, diyor. Çocukken küçük yaşlardan itibaren tarlalarda çalışırdık. Bizim için daha çok bir oyundu ve ailemize çok küçük olan arazilerde yardımcı olmaktan keyif alırdık. Tarım için traktör ya da başka mekanik ekipman yoktu. Hatırladığım kadarıyla su pompası bile yoktu, arsaların çoğu köyün yakınındaki iki pınardan birinden çıkan kanallarla sulanıyordu, evlerde sadece akşamları elektrik vardı. Jeneratör açardık. Bazen Kuneitre'ye giderdik. Orada büyük bir sinema ve birçok dükkan vardı. Koşaniye'ye yürüyerek veya bisikletle giderdik. Bazen eşe veya ata binerdik. Üç gün boyunca Nadi, köpeği Halil, dört erkek kardeşi, iki ebeveyni ve yaşlı büyük annesi ile Ramatanya yakınlarındaki tarlalarda kaldı, evi gözetledi ve akıbetlerinin ne olacağını tahmin etmeye çalıştı. Geceleri, babasının, ailenin iki ineğini sağmak için köye döneceğini ve annesinin incirden yaptığı bir kavanoz reçel ve kurutulmuş et parçaları getireceğini söylüyor. Ancak babasına katılmasına izin verilmedi ve bir daha evine dönmedi. Nadi, Ramatanya'da yaşayan birkaç Şerkes ailesinden birinin oğluydu. Köyün diğer tüm sakinleri Türkmen kökenlidir. Bugün New Jersey'de, savaştan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden küçük Çerkes topluluğunda yaşıyor. Aile üyelerinden bazıları hala Suriye'de yaşıyor, bu yüzden tam adını açıklamaya veya makale için fotoğrafını çekmeye hazır değil. Ramatanya'ya benzer şekilde, Golan'daki diğer yerleşim yerlerinde de nüfus büyük ölçüde homojendi. Kuzeydeki beş köyde, örneğin Hermon Dağı'nın hemen eteğinde Dürz yaşıyordu. Batıdaki üç köyde Aleviler yaşıyordu, bunlardan biri olan Reger günümüze kadar gelebilmiş. Huneytra şehri bölgesinde 12 Çerkes köyü ve bunların güneyinde 14 Türkmen köyü daha vardı. Hristiyanlar daha çok Platon'un güneyinden rapid kavşağına giden yol boyunca yerleşim yerlerinde yaşıyorlardı. Golan tepelerinde Ermeniler, Kürtler, Babürler ve Huraniler de vardı. Sakinlerinin neredeyse yüzde %80'i, çoğunlukla 19. yüzyılda sürülerini otlatmaya gelen göçebe kabilelerin soyundan gelen sünni Müslümanlardı. Çoğu iyi olduğunu gördü ve kalıcı yerleşimler kurdu. 67 de plato sakinlerinin sadece yüzde ikisi göçebeydi. Golan'da, Kurtuluş Savaşı'nda köyleri yıkılan 7000'den fazla Filistinli mülteci de yaşıyordu. Sakinlerin çoğu, yaklaşık 200 ila 500 nüfuslu küçük tarım köylerinde yaşıyordu. Kuneytra şehrinde yaşayan 20 bin kişi de geçimini ağırlıklı olarak tarım ürünleri ticareti veya yerel ham maddelerin işlenmesinden sağlıyordu. İsrail'deki yaygın görüşün aksine, ancak çoğu araştırmaya ve tanıklıklara dayanarak, Suriye güvenlik sistemi tarafından sakinlerin sadece küçük bir azınlığı istihdam edildi. Savaş harifesinde, Suriye İçişleri Bakanlığı Kuneitra Şubesi'nin belgelerinden de anlaşılacağı üzere Golan'da 3700 inek, 1 ila 2 milyon koyun ve keçi, mevsime bağlı olarak ve 1300 at vardı yağmalanan belgelerden 66 da tüm Golan'da bir traktör bile satın alınmadığını öğreniyoruz. O yılın istatistik listelerinde, motorlu külverizatör kategorisi altında sadece bir yeni mekanik tarım aleti yer alıyor. İlk 10 gün Haretsin askeri yazarı Zevşif, 16 Haziran'da köylüler yerlerine dönüyor, dedi. Dün bölgede saklanan köylülerin köylerine dönmelerine izin vermeye başladılar düz yollarda köylülerin sarkaçlarıyla köylere doğru yürüdükleri görüldü. Ayrıca kadın ve çocukların kendilerini götürmesi için kamyonlar da hazırladılar. Köylere Haftanın sonunda Adit Sertal, Davar Hasavu'da gördüklerini şöyle anlattı, yolda inen tepelerden birinden, dar bir toprak yolda, aniden garip bir kervan beliriyor, en azından bu yola düşenlerin gözünde henüz böyle şeyler görülmedi, kadınlar, çocuklar ve bazı yaşlı adamlar eşeklere biniyor ya da yürüyorlar, konteynerlerinde buldukları her beyaz bezi, her beyaz kağıdı sopalara asıp teslimiyet işareti olarak sallıyorlardı. Yola çıktılar, vadiye inen İsrail askerleriyle dolu yumurtalı bir otobüs olay yerine geldi, konvoy halkı korkudan titreyerek otobüsün yan taraflarına yapıştı, onlara bastırdı ve el salladı. Silkum Silkum Allah yardımcınız olsun diye bağırdılar. Yorgun ve tozlu askerler, dün burada savaşan ve tehlikeli dağı yenenler, bugün burada savaşan ve şimdi merhamet dilenen köylülerin evlerine saklanan askerlere karşı savaşanlar başlarını çeviriyorlar. Aşağılanmanın ve teslimiyetin korkunç görüntüsünü göremezler. İsrailli bir görevli, geri dönenlere evlerine dönmelerini söyler ve kervanın sonunda eşe binen yaşlı adama kendilerine bir zarar gelmeyeceğini söyleyerek söz verir. Ancak daha gazeteler basılmadan önce güçlü ordunun ve misyonun tutumu değişti. Aslında, askeri muhabirlerin Golan'ı ziyaret edip sakinlerin köylere dönüşünü anlattığı aynı gün, bölgeden sorumlu askeri komutan Yarbay Şumuel Admon, tüm Golan tepelerini ilan eden bir emir yayınladı. Kapalı alan. Kararnamede Golan Tepeleri bölgesine hiç kimse dışındaki bir alandan giremeyecek ve bölgedeki IDF kuvvetleri komutanı tarafından verilen izin dışında hiç kimse Golan Tepeleri bölgesini dışındaki bir alana bırakamayacak denildi. Ve bunu ihlal edenler için 5 yıl hapis cezası verilir. Suriye vatandaşlarının hareketi yasaktır. Askeri hükümetin belgeleri, Kuneitra'da her gün evlerine dönmeye çalışan onlarca sakinin nasıl tutuklanıp mahkemeye çıkarıldığını belgeliyor. Orada çoğu yalnızca kalan mülkü almaya geldiklerini ifade etti. Diğerleri niyetlerinin eve dönmek olduğunu söyledi. Hepsi daha sonra yasaklandı ve sınır dışı edildi. Ancak sızmayı başaranlar bazen gidecek hiçbir yerlerinin olmadığını keşfettiler. 36. Tümen komutanı Elad Pelet, tam olarak ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Ancak savaşın bitiminden birkaç gün sonra, hatta belki bir haftadan kısa bir süre sonra köyleri yok etmeye başlama emri aldık, diyor. Savaş. Savaşların bitiminden sonraki 10 gün boyunca onun bölümü işgal altındaki Golan bölgesinden sorumluydu. Pelet, evleri tahrip eden güçlerin kim olduğunu hatırlamıyor. İdari bir meseleydi, savaşta meşguldüm, diyor, ancak bunların kendi bölümüne bağlı mühendislik taburunun traktörleri olduğunu tahmin ediyor. Bazı evlerin traktöre hiç ihtiyacı yoktu. Traktörle de yapılabilirdi, diyor. Belede göre, Golan'daki Dürzi ve Çerkes köylerine zarar vermemek için, siyasi düzeyden düşmüş olmalı, komutadan gelen açık bir politika vardı. Birçok nedenden dolayı devletin onları orada tutmakta bir çıkarı vardı, diyor, ancak diğer sakinlerle ilgili politikanın ne olduğunu hatırlamıyor. Belgeler kitabı bunu biliyor. Savaşın sonunda Beledin tümenindeki karargah subayları, muharebelerin gidişatını anlatan bir savaş raporu hazırladı. Son bölümde, devlet kontrolü adlı bölümde, diğer şeylerin yanı sıra, tümenin golanın kontrolünde olduğu 10 gün boyunca sivil nüfusla ilgili eylemleri anlatılmaktadır. Güvenlik sınıflandırması, çok gizli, olan ve şu anda IDF arşivlerinde bulunan raporda, yönetim 11 Haziran'dan itibaren işgal altındaki topraklarda kalan nüfusu dürzi ve çerkes azınlıkları vurgulayarak tedavi etmeye başladı. Deniyor aradan 50 yıl geçmeden, hassas belgelerde olduğu gibi, kamuoyunun görmesini sağlayan etkenler, yargılanmanın devamını sildi. Cümlenin silinen devamı, orijinal belgede de görülebileceği gibi, geri kalan nüfusun tahliyesi kadar idi. Beled ne rapordaki bölümü ne de konuyla ilgili verilen emirleri hatırlamıyor. Ancak onun tahminine göre savaştan sonraki ilk günlerde Golan Tepelerinde yaklaşık 20 bin sivil kaldı köylerin buldozerlerle yok edilmeye başlandığını ve geri dönecek yerleri olmadığını görünce tahliye edildiler ya da terk edildiler, dedi. Beled yıkılan köylerin isimlerini ve hangi bölgede olduklarını hatırlamıyor, ancak son yıllarda çeşitli Birleşmiş Milletler Komiteleri tarafından Suriye vatandaşlarından toplanan ifadelere göre, savaştan sonraki ilk aşamada sadece köylerin yıkılmış olması mümkün. Eski sınıra yakın yerler yıkıldı. Savaş sırasında Gaştel Hain'in komutanı ve komutan general David, Dado, Elazar'a en yakın kişilerden biri olan Zviraski, savaş günleri boyunca komuta pakta kaldı. Ona göre, ayrıca, hemen hemen her yerde, savaşın bitiminden hemen sonra evleri havaya uçurduk. Ramah'taki ilk İsrailli yerleşimcilerden biri olan Yehuda Haral, savaştan hemen sonra Niyaz köyünün yıkımını hatırlıyor. O zamanlar Amman'da Suriye, Lübnan ve Irak'ta askeri istihbarattan sorumlu olan Eli Halhami, esas olarak, su savaşı zamanından beri bir hesabımız olan köyler hakkındaydı. İsrail yerleşimlerine veya İsrail'de saldırı ve saldırılar düzenlemek için mangaların çıktığı yerlere. Yaylaya çıkan ilk İsrail vatandaşlarından biri olduğu anlaşılan Kibbutz Mayan Baruç üyesi Amnon Assaf, yaylanın güneyinde sınıra yakın köylerin yıkım sürecinin sonuna ışık tutuyor ve sakinlerinin kaderi. Savaştan sonraki ilk günlerdeydi. Kibbutz'dan bir arkadaşımla Golan Tepelerine gittim. Sırlı devriyede görev yapan Masek'ten bir arkadaşımız vardı ve Golan'a çıktıklarından beri haber alamadık. Netaf bölgesinde olabileceği gerçeği dışında ondan hiçbir şey, o günlerde İsrail vatandaşlarının Golan Tepelerine çıkmasına izin verilmiyordu bu yüzden askerler askeri bir araç zannetmesi için cipimize çamur sürdük. Ve bizi durdurma, aşağıda kinlereti saran yoldan geçtiğimizde, Plato kayalıklarının altında, Kürsi bölgesinde, Suriyeli sivillerin büyük bir toplandığını gördük. Sanırım birkaç yüz tane vardı. Arkasında askerlerin oturduğu masaların önünde toplandılar durduk ve oradaki askerlerden birine ne yaptıklarını sorduk. Sınır dışı edilmeden önce kayıt yaptırdıklarını söyledi. Yumuşak kalpli biri değilim ama o anda bile burada bir şeylerin yanlış olduğunu hissettim. Bugüne kadar hatırlıyorum. O zaman bile bu oyun bende kötü bir etki bırakmıştı. Ama fiilen böyleydi. Kurtuluş Savaşı sırasında Lod, Ramla ve diğer yerlerdeydi. Taburdaydım o savaşta Palmaç'ın üçüncüsü ve Lod ve Ramla'nın işgalinden önce savaşta yaralanmış olsam da, arkadaşlarımın bu olduğunu biliyordum. Hastanede beni ziyarete geldiklerinde ve tabi sonraki yıllarda tehcir olayını anlatırlardı. Nadite ve ailesi de o günlerde Golan'dan ayrıldı. Savaş bittikten sonra bir hafta kadar Koşehniyeh'te akrabalarımızla kaldık. Ramtaniye'ye girmemiz yasaktı. İlk başta babam hala her gece inekleri sağmak için gizlice dışarı çıkıyordu ama bir gün üzgün geri döndü ve askerlere söyledi. Benesin silah sesinden kurtulduğunu ve onunla birlikte gelen sakinlerden birinin vurularak tarlaya düştüğünü gördüğünü söyledi. Ertesi gün tekrar gizlice dışarı çıkmaya cesaret etti. Bir battaniye bazı eski fotoğraflar dini kitaplar ve duvarlardan birine gizlenmiş annesinin mücevherlerinden bazıları belki ertesi gün veya iki gün sonra İsrail askerleri geldi ve Koşaniya'nın kalan tüm sakinlerini topladılar. Babası ve diğer erkeklerle uzun süre konuştu. Son Sakinler Temmuz ve Eylül aylarında, Suriyeli sakinlerin bazen Golan tepeleri çevresinde hareket ettikleri veya saklandıkları görüldü, ancak ordu hareketlerini sınırlamak için elinden geleni yaptı. 4 Temmuz'da komutan, Golan'ın tüm bölgelerinde, akşam 6 ile ertesi gün sabah 5 arasında, sokağa çıkma yasağı emri veren bir emir yayınladı. Aynı gün, vatandaşların hareketini kısıtlayan iki ek emir yayınladı. Biri Kuneitra şehrinin sakinlerinin ikametgahını tanımladı ve onları sadece şehrin Hristiyan mahallesiyle sınırlandırdı. İkinci kararname, köy alanı, nı kapalı alan ilan ederek, yaylanın ortasında ve güneyinde geniş bir alandan vatandaşların giriş çıkışlarını yasakladı. Leyka'daki Nahal'in çekirdeğine ilk yerleşimcilerden biri olan Menachem Şani, bu dönemde bölgeye geldi. İlk işimiz Golan tepelerindeki terk edilmiş sığırları toplamaktı. Aslında ağırlıklı olarak inekler vardı ama koyun ve keçiler de vardı köylerde yaşayanların çoğu kaçarak hayvanları serbest bıraktı. Kâmetimizin kaynağına yakın büyük ağıl. Bu amaçla Şani ve arkadaşları, esas olarak, güneyde Koşaniye'den kuzeyde düzlük köylerinin bölgesine, başlayan bölgede dolaştılar. Şani, Zivan köyü bölgesinde bir grup gençle karşılaştığımızda, üzerinde kanepeler, halılar ve muhtemelen tüm eşyaları olan bir deveyle Suriye'ye gidiyorlardı ayrıca bir dizi genç gördük. Sindiana'da yaşayanlar vs. isimlerini çoktan unuttuğum bir dizi köyde, bazen bize öyle gelen köylere ulaştık. Her evin girişinde içme suyu için düzenlenmiş çömlekler vardı, bazıları hala doluydu, köylerde kalanlar çok yalnızdı. O zamanlar fikir birliğinin merkezinde yer alan bir araziye yerleştik. İnsanlar bize ilk yerleşenler olarak hayranlıkla baktılar kendimizi öncü gibi hissettik. Suriye'nin eğimi ve toprağı tutmanın onu sürmek olduğunu iddia edip duruyordu. İnsanı toprağa bağlayan karıktır derdi. Bir keresinde Çerkes Mansoura köyü bölgesinde zincirli büyük bir Alice traktörünü sürdüğümü ve parselleri birleştirdiğimi hatırlıyorum. Suriyeli nüfus, arazi küçük parseller halinde ve mekanik araçlar olmadan işleyecekti ve biz de parseller arasındaki çitleri temizledik. Traktörlerle çalışmaya uygun geniş tarlalar yaratın Mansura'da belki de son ailelerden biri kalmıştı ve ben onun arsasının çitlerini yıkmaya yaklaştığımda köylü bana doğru çıktı, ellerini kaldırarak önüme geldi. Ve bu canavarın önünde durdu. O anda dünyanın en doğrusunu hisseden adamın önünde duruyordu ve tüm küçük Mısır tarlasının traktörün zincirleri tarafından nasıl ezildiğini gördü. Savaştan hemen sonra zırhlı devriye'den arkadaşını aramak için ayrılan Amnon Assaf da kısa bir süre sonra Golana döndü. Eski Eserler Kurumu'nun işgal altındaki araziyi araştırmaya giden iki ekspertiz ekibinden birinde çalıştı günlerce köy köy dolaşıp arkeolojik kalıntılar ve ikincil yapılaşma olan eski yerleşim yerlerini, yani mevcut evleri yapmak için arkeolojik alanlardan alınan taşları gösteren işaretler arardık. Bazen insan ayak izleri görürdük. Bazen izleri görürdük. Bu dönemde çoğu Suriye vatandaşının Golan'da kalanların bizden saklanacağını tahmin ediyorum. Biz bir cip kullanıyorduk ve kim olduğumuz hakkında hiçbir fikirleri yoktu ve muhtemelen korktular. Örneğin Suriman köyünde, Kuneitra'nın güneyinde güzel bir Çerkes köyüydü, çok etkileyici bir cami vardı. Birkaç kez ziyaret ettik. İlk başta hala siviller vardı ama bir süre sonra hepsi ortadan kayboldu. Savaştan iki ay sonra Ramatania'da bile yalnız insanlar gördüm. Asaf, Ramatania'ya yaptığı ilk ziyaretten birkaç hafta sonra köye döndü ve köyün çoktan terk edilmiş olduğunu keşfetti. Köy birkaç saat önce terk edilmiş gibiydi. Evlerin çoğunda hala orada yaşayanların malları, mobilyaları, mutfak eşyaları, yatak takımları, halıları ve kişisel eşyaları vardı. Dışarıda atlar ve inekler aç ve susuz dolaşıyorlardı. Köyde birçok sokak köpeği de vardı, göreceli olarak, çok yoğun inşaat ve güzel taş binaları ile etkileyici bir köydü, aslında, duvarları büyük bir ahara geldiğimizi hatırlıyorum. Yıkılan sinagog Onları karanlıkta fotoğraflamanın bir yolunu bulmam uzun zaman aldı. Benzer taşlar evlerin pencere çerçevesi olarak kullanılıyordu. Savaştan sonraki ilk aylarda Golan'da bulunan ve buna göre Valabina, Hoşniye, Pik, Dabaç, Elal, West, Mansoura, Kele ve Zaura köylerinde yaşayan İsraillilerin ek ifadeleri var. Savaşın bitiminden yaklaşık bir buçuk ay sonra ordu komutanı pozisyonuna atanan Emanuel, Mano, Şaket, savaştan iki ay sonra hala arazilerinde çalışmaya devam eden çiftçiler vardı, diyor. Plato Savaş sırasında köylülerin tarlalara kaçtığını da gördü ve şimdi işi onları tahliye etmekti. Arapça konuşan askerlerimiz onlarla konuşmak ve köyleri boşaltmaları gerektiğini açıklamak için gönderildiğinde bize karşı özellikle kızgın veya düşmanca görünmüyorlar diyor. İşler netleştikten sonra onları bir grup halinde topladık. Birkaç eşyalarını sırt çantalarında almalarına izin verdik, hatta bazen kamyonlarla onlara yardım ettik çoğu yaya, bir kısmı da atlı arabalarla gitti. Kuneytra'da biz. Kızıl Haç'a ve Birleşmiş Milletler'e teslim ettiler, sınırdan Suriye tarafına taşımakla ilgilendiler. Şaket, bazılarının protesto gösterip bağırdığı durumlar oldu, ancak kimse direnmeye ve bizimle savaşmaya cesaret edemedi, diyor. Köylerden birinde yaşanan bir vakayı hatırlıyor, bazı yaşlı adamlar orada doğduklarını ve orada ölmek istediklerini söylediler. İçlerinden biri hayatına mal olsa bile kalmaya niyetli olduğunu söyledi. Bu yüzden Arapça konuşan askerler onlarla konuştu ve biz onları ikna ettik. Ben karışmadım. Bugün bunları duymak pek hoş olmayabilir ama aklımda kalanlar bunlar. Şaket, kendisinin ve emrindeki güçlerin tek bir Suriye vatandaşını sınır dışı etmediğini, ancak komutanlıktan aldığı talimata göre, kontrolü altındaki topraklarda bulunan her köyün Kuneitre'ye ve Suriye'den yönlendirildiğini teyit ediyor. Orada, Kızılhaç veya Birleşmiş Milletler ile koordineli olarak Suriye topraklarına nakledildi. Tek başına bu tür onlarca vaka. Kızılhaç sözcüleri, savaştan sonra kendileri aracılığıyla Suriye topraklarına nakledilen her vatandaşın bunu gönüllü olarak yaptığını gösteren bir belge imzalaması gerektiğini iddia ediyor. Bu şartlar altında Suriye'ye geçen insan sayısına tanıklık edecek imzalı belgeleri veya verileri 50 yıl nakledilene kadar vermeye hazır değiller. Geri dönüşün önlenmesi Görünüşe göre Fatma Katia, Golan Tepelerinden Suriye topraklarına nakledilen son sivildi. 30'lu yaşlarında kör bir köylüydü, savaş sırasında tarlalara kaçıp yolunu kaybetmişti. 3 ay boyunca, IDF askerlerinin devriyesi tarafından bulununcaya kadar altında gölge bulduğu bir incir ağacının otları ve meyveleriyle beslendi. Yedio Ahronot, muhabiri Emanuel Alankva, 3 Eylül'de yayınlanan bir haberde, neyse ki, orada küçük bir kaynakta bulundu, bu nedenle susuzluktan ölmedi, dedi. Makale, Katia'nın sadece 32 kilogram ağırlığındaki Furia Hastanesi'ne nakledildiğini söylüyor. Birkaç hafta sonra Etne'ye döndükten sonra Kızıl Haç'ın yardımıyla Suriye'ye nakledildi. 67 yazının sonunda Golan Tepelerinde neredeyse hiç Suriye vatandaşı kalmamıştı. ÖDF güçleri sakinlerin geri dönmesini engelledi ve köylerde kalanlar aracılar aracılığıyla Suriye'ye tahliye edildi. 27 Ağustos'ta komutan, Golan'daki 101 köyü terk edilmiş olarak tanımlayan ve topraklarına girişi yasaklayan bir emir yayınladı. Ateş ya da her iki ceza Her iki haftada bir Golan'daki askeri hükümet altındaki sivil meseleleri özetleyen bir rapor derleniyor. Örneğin Eylül ayının son iki haftasının özetinde, incelenen dönemde güçlerimiz karakolumuza yaklaşan çobanları ve sızmacıları kovmak için 22 kez ateş açtı. Ek operasyonlarda 3 Suriyeli sızmacı ve 2 Lübnanlı ajanlar yakalandı, tutuklandı ve sorgulanmak üzere götürüldü. Raporların, bunların silahsız siviller olduğunu açıkça belirttiğini vurgulamak önemlidir. Yönetim Başkanı raporda, son birkaç haftaya kıyasla, Suriye topraklarından sızmaların sayısı azaldı, bu, güçlerimizin sızmacılara ve çobanlara ateş açmasının uyanıklığı ışığında, belirtti. Her rapor bazı vakaları detaylandırdı. 27 Eylül'de, Golan'ın gözlemi, Davak Köyü'nde 15 kişiyi tespit etti. Köye giren bir tırtılı onlara ateş etti. Ateş ettikten sonra kaçtılar ayın 21 İnde al Alhamidiyah bölgesinde bir pusu üç kadına ateş açtı. Onlar da olay yerinden kaçtı. Ertesi gün Golani tarafından başka bir pusu iki figüre ateş açtı. Biri öldürüldü, diğeri Kuneitra'da sorgulanmak üzere götürüldü. Rapora göre, her ikisi de silahsız sivillerdi. Ertesi gün, karakol 11 in 2 silahsız sivile ateş ettiği bildirildi. Ve iki gün sonra sabah 10'da karakol 13-4 kadına ve bir eşe ateş etti. Çekimden siper aldılar ve 12-20'de bir deneyene kadar tekrar ateş edildiler. Bu iki hafta içinde 7 köy tarandı. Hepsi terk edilmiş halde bulundu. Raporda, aynı ay içinde kör bir adam ve karısının Kuneitra'ya geri gönderilmesi için bir talep alındığı da belirtiliyor. Talep reddedildi, böylece sakinlerin Kuneitra'ya geri dönmesine ilişkin bir emsal önlendi. Rapora göre, bu iki hafta içinde 24 kişi Kızılhaç tarafından Suriye topraklarına nakledildi. Önümüzdeki iki haftayı özetleyen raporda, Ekim ayının ilk iki haftasında sızmacıları püskürtmek için 20'den fazla atış olayına değinildi. Ayın 7'sinde, Vabata Ajasak bölgesindeki bir karakol, yakınlarda çalışan yaklaşık 25 Arap'tan oluşan bir gruba 500 metre mesafeden birkaç makdemeti ateşledi. Araplar kaçtı. Ayın 8'inde, Opania bölgesindeki karakol 10, bir inek sürüsüne ve silahsız bir çobana 3 mak mermisi ateşledi. Sürü ve çoban kaçtı. Bu iki hafta içinde, kutsal yazıya göre, bir hükümet devriyesi 7 köyü aradı. Bunlardan biri olan Katsir'inde bir aile, bir baba ve dört çocuk ile felçli bir yaşlı adam bulundu. Raporda yaşlı adamın Suriye topraklarına nakledildiği belirtiliyor. Aile üyelerinin kaderi hakkında hiçbir şey yazılmadı. Aynı iki hafta içinde 14 Golanlı hakkında iddianame hazırlandı. Yedisi Suriye topraklarından plato alanına girmek için, yedisi ise ters yönde hareket etmek için ordunun raporuna göre aynı anda 7 kişi Suriye topraklarına nakledildi. Haberlerde yer alan tüm olaylar sansür tarafından dönemin gazetelerinde yayınlanması yasaklandı. Yalnızca IDF güçlerinin silahlı sivillerle veya savaşçılarla karşılaştığı vakalar ayrıntılı olarak ele alındı. Bazen Kuneitra'daki mahkemenin çalışmaları hakkında küçük haberler de çıktı. 23 Temmuz'da Yehuda Ariel, Haretz gazetesinde şunları yazdı, Golan tepelerindeki askeri mahkeme, önüne getirilen birçok dava nedeniyle artık artan bir hızla çalışmaya başladı, köyler Kuneitra karakolunun yanındaki hapishaneye gönderildi. Bir hafta sonra, Bukata'nın Dürzi köyünde her birinin akrabası olan, 12 yaşındaki iki çocuğun, Kuneitra askeri mahkemesinde Suriye'den Golan tepelerine sızmaktan iki buçuk ay hapis cezasına çarptırıldılar her iki çocuk da yetişkinler tarafından hem akrabalarıyla görüşme hem de yağma amacıyla sızmak için gönderildiklerini itiraf etti. Kuneitra'daki askeri cezaevindeki tüm mahkumlar cezalarını çektikten sonra Suriye'ye sevk edildi. İşgal altındaki topraklarda sivil işlerden sorumlu komitenin 3 Ekim'de Savunma Bakanı'nın ofisinde yaptığı toplantının özetinde, nadir bir kelime oyunu ortaya çıktı. Sınır dışı etme, sızmayı önleme emrine göre yalnızca İsrail'de geçerli olan, yasaya göre yazıldığı gibi değil, gerçekleştirilecek. Ancak resmi düzeyde İsrail, sivillerin herhangi bir tahliyesini veya sınır dışı edilmesini reddetmeye devam etti. Moş Dayan, Life dergisindeki yazısında şunları iddia etti, savaştan sonra Kızıl Haç gerçekten de bölge sakinlerinin köylerine dönmesine izin verilmesini talep etti, ancak Suriye hükümeti bu iddiayı desteklemedi. Her halükarda hayır. Şam hükümeti sadece İsrail'e ve Golan halkına karşı savaşı yenilemekle ilgileniyor ve ilgileniyor. Sakinleri ücretsiz. İsrail'in Golan Tepelerine saldırdığı 9 Haziran 1967 sabahı, Genelkurmay Başkanı Yitzhak Rabin, HML Operasyon Kanadında bir toplantı düzenledi. AGM Başkan Yardımcısı Tüm General Rehavam Zevi, yaylanın büyük bir nüfusu yok ve sakinlerinden arındırıldığında kabul edilmesi gerekiyor. Dedi. İDF, yaylayı Zevi'nin istediği kadar boş kabul etmedi ama o şekilde olduğundan emin oldu. 20 yıl sonra, Zevi, nakil doktrinini savunduğu bir makalesinde 7 ahronotta şunları yazdı, Rahmetli Palmahay Devi de Lazar, Dado, 6 gün savaşından sonra tüm Arap köylülerini Golan tepelerinden çıkardı ve Rabi'nin onayıyla Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı Dayan ve Başbakan Eşkol. Ölüm sessizliği şimdi Ramatania'da hüküm sürüyor. Bazen köy evleri arasında duvarlardan yankılanan sadece yakınlarda eğitim gören tankların mermilerinin yankıları duyulur. Nadi T'nin açıklamasına göre büyüdüğü ev ve ahır hala ayakta. Çatılar yıkılıyor. Odalarda yabani otlar ve dikenler büyür. Avluda yetişen incir ağacı duvarlardan birini çökertiyor, Nadi'nin tepesine yaptığı aç evden, dallarının altında annesiyle birlikte yetiştirdiği sebze bahçesinden hiçbir iz yok. Kaynak da kurur ve havuz tahrip olur. Suyu tatmak artık mümkün değil. Özel muamele. ÖDF askerleri Dürzi ve Çerkeslere zarar vermemeleri için açık talimat aldı. Savaş sırasında ÖDF askerleri Golan'ın Dürzi ve Çerkes sakinlerine zarar vermemek için açık bir talimat aldı. Yönergeyi bilmeyenler Golandaki diğer köylüler gibi davrandılar ve çoğu öfkeleri geçene kadar evlerini terk etti ve yumurtadan çıktığında akrabalarıyla birlikte Majdal Şams'ta yaşamaya başladılar. Golan'ın diğer sakinlerinin aksine, savaştan birkaç gün sonra köylerine dönmelerine izin verildi. Gürzilerin neredeyse tamamı geri döndü. O sırada Suriye topraklarında bulunan sadece birkaç yüzünün geri dönmesine izin verilmedi. Çerkeslerin çoğu geri dönmedi çoğu, savaştan sonra da askerlik hizmetine devam eden Suriye askeri personelinin akrabalarıydı. Kuneitra'da kalan birkaç kişi, şehirde kendilerine dayatılan zorlu yaşam koşulları ve savaştan sonra topluluklarının parçalanıp dağılması nedeniyle tahliye edildi veya birkaç ay sonra terk edildi. İstihbarat subayı Eli Halhami'ye göre özel muamele, bu iki etnik grupla Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığımız kan ittifakı nedeniyle oluşturulmuş bir politika idi. Muhtemelen başka düşünceler de vardı. Savunma Bakanlığı arşivlerinde, Yigal Alon'un Golan Tepeleri topraklarında Dürziler Devleti'ni kurma planları hala bulunuyor. Araplar Son Tahliye Sakita'nın Dürzi Köyü'nün sakinlerine 1970 yılında ayrılmaları emredildi. Golan Tepelerinde kalan son Suriye Köyü Sakita'ydı. Ağustos 1967'de yapılan İsrail nüfus sayımında, tamamı dürze olmak üzere 173 vatandaş olmak üzere 32 hane sayılmıştır. Savaştan 3 yıl sonra, IDF sınır hattına yakınlığı nedeniyle sakinlerini tahliye etmeye ve evlerini yıkmaya karar verdi. Tüm General Mordecai Gur tarafından imzalanan tahliye emri, askeri gereklilik nedenleriyle yapıldığını belirtiyor. Köyün yerlisi olan 77 yaşındaki Ali Salama, Sakita e küçük ve nispeten fakir bir köydü. Evler mütevazıydı. Çoğu beyaz taştan inşa edilmişti, bu da yaygın olarak kullanılan bazalt taşından daha ucuz kabul ediliyordu. Daha büyük köylerde arazinin çoğu Suriye hükümetinin tarım reformunun bir parçası olarak alan çiftçilere aitti. Bunlar, esas olarak kiraz, badem ve elma yetiştirdiğimiz küçük arazilerdi. Salaman'ın aktardığına göre, savaştan yaklaşık bir ay sonra köye bir subay geldi, sanırım askeri hükümettendi. Bütün erkekleri köyün ana meydanında toplayarak sınırda olduğumuzu ve bizim sınırda olduğumuzu haber verdi. Bu yüzden burada kalamadık köyde ev alacağımıza söz verdi lokanta ev yerine ev bize kaçan yerinden edilmiş insanlara ev teklif edildi ama kimse böyle bir evi kabul etmedi. Suriye ordusu subaylarının restoran köyünde bıraktığı evleri bize verdiler ve evlerimizin yerlerine bırakılacağına ve gelecekte durum düzelirse onlara geri dönebileceğimize söz verdiler. Sayın madamlar baylar 2007'den beri İsrail'deki engellilerin mücadelesine katılıyorum, bildiğiniz gibi medyada da geniş yer bulan bir mücadele. Mücadeleyi ilerletmeye çalıştığımız yollardan biri, çeşitli teknolojik araçları kullanmaktır, sosyal ağlarda yazmak, web siteleri açmak ve onları tanıtmaya ve geliştirmeye çalışmak, sanal toplulukları yönetmek ve ebe. Bu konudaki sorum şu, firmanızın veya kuruluşunuzun mücadelemizde bize yardımcı olabilecek teknolojik araçları sunması mümkün müdür? Ve eğer öyleyse, hangi alanlarda ve nasıl? Saygılarımızla. Asaf Bin Yamin. 115 Costa Rica Caddesi. Giriş Ajdaire 4. Kiryat Menachem. Kudüs, İsrail, posta kodu 9662592. Telefon numaralarım, evde 972 2 Mobil 972 58 6 7 Fax 972 77 sonra. İlk kimlik numaram 029547403 ki web sitem https disability5.com. 10 Temmuz 2018 ve Nitkaber, Şeffaf Engelliler adlı bir sosyal harekete katıldım. Şeffaf engellilerin haklarını geliştirmeye çalışıyoruz, yani benim gibi tıbbi sorunları olan ve dışarıdan gözle görülemeyen çok ciddi hastalıklardan muzdarip insanlar, bize karşı çok şiddetli ayrımcılığa neden olan dış görünürlük eksikliği kurucusu da olan hareketin direktörü Sayın Tatyana Kaduçkine 972 52 3708001 numaralı telefondan ulaşabilir. Telefon cevaplama saatleri pazardan perşembeye 11.00 ile 20.00 saatleri arasında. İsrail zamanı Yahudi bayramları veya çeşitli İsrail bayramları hariç. 4 aşağıda basında yer aldıkları şekliyle hareketimiz hakkında bazı açıklayıcı sözler bulunmaktadır. Sıradan bir vatandaş olan Tatyana Kaduchin, şeffaf engelli dediği kişilere yardım etmek için Natver hareketini kurmaya karar verdi. Şimdiye kadar İsrail'in her yerinden yaklaşık 500 kişi hareketine katıldı. Kanal 7'den Yomana verdiği röportajda projeden ve ilgili kurumlardan şeffaf oldukları için yeterli ve yeterli yardım alamayan engellilerden bahsediyor. Ona göre engelli nüfusu tekerlekli sandalyeli engelliler ve tekerlekli sandalyesiz engelliler olmak üzere iki gruba ayrılabilir. İkinci grubu şeffaf engelliler olarak tanımlıyor çünkü ona göre %75 yüz engelli olarak tanımlansalar da tekerlekli sandalyeli engellilerle aynı hizmetleri almıyorlar bu insanların kendi başlarına geçimlerini sağlayamadıklarını ve tekerlekli sandalyeli engellilerin hakkı olan ek hizmetlerin yardımına ihtiyaçları olduğunu açıklıyor. Örneğin şeffaf engelliler devlet sigortadan düşük malullük ödeneği almakta, özel hizmet ödeneği, refakatçi ödeneği, hareket ödeneği gibi bazı ek ödemeler almamakta ve ayrıca İskem Bakanlığından daha düşük bir ödenek almaktadır. Kaduçki'nin yaptığı araştırmaya göre, 2016 İsrail'inde ekmeğe aç insan olmadığı iddia edilmeye çalışılsa da bu şeffaf engelliler ekmeğe aç insanlar. Yaptığı araştırmada aralarında intihar oranının yüksek olduğunu belirtiyor. Kurduğu harekette şeffaf engellileri toplu konut bekleme listelerine almak için çalışıyor. Bunun nedeni, ona göre, uygun olmaları gerektiği halde genellikle bu listelere girmemeleridir. Küneset üyeleriyle epeyce toplantı yapıyor ve hatta Kineset'teki ilgili komitelerin toplantı ve tartışmalarına bile katılıyor, ancak ona göre yardım edebilecek olanlar dinlemiyor ve dinleyenler muhalefette ve dolayısıyla yapamıyor. Yardım edin. Şimdi gitgide daha fazla sayıda, şeffaf, engelliyi kendisine katılmaya, onlara yardım edebilmesi için kendisiyle iletişime geçmeye çağırıyor. Tahminine göre, durum bugünkü gibi devam ederse, haklarını ve temel geçim koşullarını talep edecek engellilerin yapacağı gösteriden kaçış olmayacak. BİŞ e-posta adreslerim 029547403 ve asb783aetcmail.com ve asaf197254etyahu.co.il ve ass.benyaminietyande.com ve asafbenyamineetatmail.com ve asaf002etmail2world.com ve benyamineetveke.com ve asafbenyamineet 163com Aşağıda çeşitli sosyal ağlardaki profillerime bazı bağlantılar verilmiştir https://2.üstüste bölü bölü son nokta bölü user tır soru işareti utm alt Tire source eşittir clipboard ve işareti amp noktalı virgül utm alt Tire medium eşittir text ve işareti amp noktalı virgül utm alt Tire eşittir sosyal alt tır sharing https://www.ponbeş ref asaf bir dokuz https iki nokta üstüste bölü bölü işare bölü asted https iki üstüste bölü bölükteonnetwork nokta bölü pets bölü, bölü disable people world de soru işareti source eşittir direkt alt tire link ve işareti am http afpace plus wafifayo badana Banda fa dan dafna banana fanafa ref https Üst linkprotranslatenet 9 uva https 2. Üst bölü 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 groups bölü, bölü. https Üst wwwyoutubecom channel bölü ucn 4 htsj 6 nuxezezerinma https üstüste bölü 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 https üstüste bölü bölü asafcontent.ghost.io bölü https üstüste bölü 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 https 2.üstüste bölü bölü www.youtube.com bölü watch soru işareti ve eşittir Sıda 3L8G'ye https 2.üstüste bölü bölü www.youtube.com bölü channel bölü ucx 17 felvin 9 kulezereg https 2.üstüste bölü bölü twitter.com bölü mpn5sostozze https://www.facebook.com/profile.php soru işareti ideşittir 0424 G. Galyam Studio ile yaptığım yazışmalar aşağıdadır. Asaf için, Galyam Stüdyo'ya başvurunuzun ardından. 18 Ekim Salı 10.47 web sitemdeki ilanları bir tür utandırma olarak görüyorsunuz, ancak iki şeyi anlamalısınız. Bir web sitemde istediğimi yayınlama iznim var ve kimseye sormam gerekmiyor. Ki İsrail devleti bizleri, şeffaf engelliler camiasını, başka bir seçeneğimiz ya da seçeneğimiz kalmadığı bir duruma getirdi. İşler seni kızdırdı mı? Antagonizma şu ya da bu şekilde otomatik olarak bize karşı var oluyor, bu yüzden sözlerinin benim için hiçbir anlamı yok. Ve tüm saygımla, daha önemli veya anlamlı olan şey, sizin ve diğer birçok insanın düşmanlık duygularının mı yoksa sokağa düşüp orada ölebilecek engellilerin mi? Ve sizden buna cevap vermenizi beklemiyorum ve antagonizma meselesini bir yana bırakın, ben de her şeyi kısaca özetleyeceğim. İşleri bu şekilde yapıyorum çünkü başka bir seçenek ya da seçenek kalmadı. Sonuçta bizden ne yapmamızı bekliyorsunuz? İnsanların hayatta kalmasına izin vermeyen bir politikayla savaşmaya çalışmamak mı? Bazı topluluklarda ink, koma ulaşıyorum bu arama ifadesini girdikten sonra zaten mesaj bırakmaya başladım. Bu da bulduğum başka bir hareket tarzı, biraz rahatsız ve çarpık. Bunun için bana saldırmak isteyen herkese açığım, gerçekten umurumda değil. I, ücretsiz bağış bilgisayarlar, Facebook sayfasına yüklediğim yazı aşağıdadır. Asaf Benyamin'i Kime, ücretsiz bağış için bilgisayarlar. Konu, ekipman denetimi. Sayın madamlar, baylar. Yaklaşık 6 ay önce bir dizüstü bilgisayar pide al, kop -il satın aldım. Son zamanlarda, bu sözleri 21 Ekim 2022'de yazıyorum, bilgisayarımda rastgele oluşan birkaç arıza oldu, aniden beliren siyah bir ekran, aniden donan bir bilgisayar ve klavyedeki tuşlar aniden yanıt vermiyor. Bilgisayarı satın aldığım şirket, Pideal, Ko, il şirketi, kuzey bölgesinde bulunuyor, ve Kudüs'te yaşadığım için görünüşe göre bilgisayarı onlara getiriyor, ekipmanı laboratuvarda test ediyor ve ardından ekipmanı iade ediyor ve benim yerime yeniden kurmak çok zahmetli bir süreç olacak ve uzun zaman alacak ve bu nedenle muhtemelen mümkün olmayacak. Ve tüm ekipman için bir garanti olmasına rağmen ve bunun nedeni burada iki ek zorluğun olmasıdır. Bir arabam veya ehliyetim yok, bu yüzden bilgisayarı onlara kendim getiremem fiziksel engelim, ekonomik sıkıntım ve coğrafi uzaklığım nedeniyle ekipmanı şirkete taksi ile getirmekte de mümkün değil. Ki fiziksel engelim nedeniyle ekipmanı laboratuvara göndermeden önce evde tek başıma bir kartonda paketleyemiyorum. Tam olarak aynı nedenden dolayı testten döndükten sonra bilgisayarı yeniden yüklemeyi göze alamam. Bu nedenle Kudüs bölgesinde faaliyet gösteren ve bu hizmetin alınabileceği bir şirket arıyorum. Bilgisayar garantisinin böyle bir durumda geçerli olmayacağı benim için çok açık. Ancak bilgisayarla çalışma yeteneği bugünlerde önemli bir şey olduğundan, birkaç hafta veya belki de uzun bir süreyi karşılayamam. Daha fazla bir bilgisayara erişimim olmayacak, evde sahip olduğum tek bilgisayar bu ve benim durumumda başka bir bilgisayar satın almaya gücüm yetmez. Ve bir başka sorun, zorluk daha var, çok düşük bir gelirle yaşıyorum, Ulusal Sigorta Enstitüsü'nden manuliyet ödeneği. Bu yüzden şu an sahip olduğum ve tüm anlattığım arızaları barındıran bilgisayarımın yerine yeni bir bilgisayar satın alamam. Ve dahası, durumumun ciddiyeti nedeniyle. Sizce böyle bir durumda çözüm ne olabilir? Saygılarımızla. Asaf Binyamin 115 Costa Rica Caddesi Giriş Ajda ile 4. Kiryat Menachem. Kudüs, posta kodu 966-25-92. Telefon numaralarım evde 972 2 6 Mobil 972 58 6 Fax 972 77 27 00076 Sikriptumdan sonra İlk kimlik numaram 029547403. Ki e-posta adreslerim asb783a@gmail.com veya acs.benyamini@yandey.com veya asaf 002 etmail 2 worldcom veya asafbenyamini@hotmail.com veya asafaf@protonmail.com veya benyamini@vk.com veya asafbenyaminiet163.com. Yer aşağıda Asya4 Asya Dünyasından Çeviriler ve Güncellemeler adlı Facebook grubundan yazışmalarım yer almaktadır. 23 Ekim 2022 Pazar günü saat 07:20'den itibaren. Aktif Asaf Benyamini grubu paylaştı. Dakika 1. Kime Asya4 Asya Dünyasından Çeviriler ve Güncellemeler. Özbekçe, Ukraynaca, Urduca, Azerice, İtalyanca, Endonezyaca, İzlandaca, Arnavutça, Amharca, İngilizce, Estonca, Ermenice, Bulgarca, Boşnakça, Birmanca, Beyaz Rusça, Bengalce, Baskça, Gürcüce, Almanca, Danca, Felemenkçe, Macarca, Hintçe, Vietnamca, Tacik, Türkçe, Türkmen, Telugu, Tamilce, Yunanca, Yidiş, Japonca, Letonca, Litvanca Moğolca, Malayca, Maltaca, Makedonca, Norveççe, Nepalce, Siyahili, Sinhalese, Çince, Slovence, Slovakça, İspanyolca, Sırpça, İbranice, Arapça, Peştuca, Lehçe. Portekizce, Filipince, Fince, Farsça, Çekçe, Fransızca, Korece, Kazakça, Katalanca, Kırgızca, Hırvatça, Rumence, Rusça, İsveççe ve Tayca. Durum böyle olduğu için çok dilli blokta belirtildiği gibi Google Çeviri gibi otomatik çeviri hizmetlerinden ve ayrıca diğer arama motorlarının otomatik çeviri hizmetleri olan bing.com'un otomatik çeviri hizmetleri, otomatik çeviri gibi otomatik çeviri hizmetlerinden çok yararlanıyorum. yandex.com hizmetleri ve microsoft.com'un otomatik çeviri hizmetleri tüm bu çeviri hizmetlerinde ve istisnasız olarak Türkmence'ye veya Türkmence'den yapılan çevirilerin, her zaman başka bir dile veya başka bir dile yapılan çevirilerden daha fazla hatanın olduğu çeviriler olduğunu fark ettim ve elbette bu, Türkçe'ye yapılan çevirilerle karıştırılmamalıdır, sonuçta Türkçe ve Türkmence iki farklı dildir. Sizce bunun açıklamaları neler olabilir? Her halükarda, Türk bilmediğimi, tek bir kelime bile ve ayrıca bir bilgisayar programcısı olmadığımı ve otomatik çeviri hizmetlerinin algoritmalarının mekanizması hakkında hiçbir şey bilmediğimi belirteceğim. Saygılarımızla, Asaf Benyamin'i, Tamar Şaycı Ordekar, HMMM anlamadım. Türk de Türkçe yanlış olduğunu nereden biliyorsun? Eğer dili bilmiyorsan, Bildiğim kadarıyla. Sitelerdeki tercümanlar kaynak dilden değil İngilizceden çeviri yapıyor. Ama tam olarak ne sormak, söylemek istediğiniz belli değil mi? Benmek. Cevap. 5 saat. Asaf Benyamin'i. Yazar. Tamar Şahiç Ordekar. Türkmenceye çeviride pek çok sorun var, Türkçeye çeviride değil. Otomatik çeviri sistemlerinde Türkçe'ye çeviri gayet iyi çalışıyor. Bildiğim kadarıyla Türkçe ve Türkmence iki farklı dil. Burada yanılıyorsam kesinlikle düzeltebilirsiniz. Bilmek isterim. Dili bilmiyorum. Ancak otomatik çevirilerde çevirdiğim metinler nispeten çok uzun olduğu için, birkaç on binlerce kelime var, dili bilmeden bile fark edilebilecek şeyler var, örneğin, kişisel bilgilerim atlanan ve çevirilerde görünmeyen, yanlış görüntülenen e-posta adresleri benim, sonuçta, herhangi bir dilde oldukları gibi görüntülenmeleri gerekir, örneğin, e-posta adresim asb783a.gmail.com, herhangi bir dilde bu şekilde görüntülenmelidir ve şu soruyu gündeme getiriyorum. Türkmence'ye veya Türkmence'ye yapılan çevirilerde neden bu kadar çok hata var ve herhangi bir dilden veya herhangi bir dilden yapılan çevirilerden daha fazla, bunun nedeni ne olabilir merak ediyorum. Ve dili bilmeden de fark edilebilecek bir diğer şey, otomatik çeviri sistemlerinde çok sık Türkmence'den diğer dillere veya herhangi bir dilden Türkmence'ye çeviri yapmaya çalıştığınızda çok sık bir hata mesajı alıyorsunuz ve sistem işlemi yapmıyor işlem ve bu, diğer herhangi bir dille karşılaştırıldığında çok sık olmaz. Türk menceye veya Türk menceden yapılan çevirilerde sistemin bu kadar çok hata mesajı göstermesinin, herhangi bir dilde tam olarak aynı görünmesi gereken birçok ayrıntıyı atlamasının nedeni ne olabilir merak ediyorum. Tabii ki, dili bilmediğim için bunun ötesindeki şeyleri kontrol etme yeteneğim yok. Saygılarımla, Asaf Benyamin'i Benmek Cevap. Birinci. Aktif. Asaf Benyamini. Tamar Şayi Çordekar. Otomatik çeviri sistemlerinde çeviriler her zaman İngilizce değildir ve kullanıcıların tercihlerine göre herhangi bir dilden herhangi bir dile çeviri yapabilmektedir. Tamar Şayi Çordekar. Asaf Benyamini. Ha peki Türkmen dili olduğunu bilmiyordum ve Doktor Google olduğunu doğruladı. Ben kadın çevirmenlerden değilim ama Çince'ye çeviri yapmak istediğimde İbranice'den Çince'ye değil, İngilizce'den Çince'ye çeviri yapmayı tercih ediyorum. Belki de atmanız gereken ilk adım budur. İkincisi, Google dili anlayan hatta Et ve Ka'nın yerini alamaz. Bu yüzden bu kadar çok dile çeviri yaptığınızda çok fazla yakaladınız, yakalamadınız anlamındadır. Çeviri blogu okumak isteyenler Google'da kendilerini çevirmek için çaba gösterecekler. Bunu kendi başınıza yaptığınızda amatörce görünüyor tabii ki kişisel görüşüm. Asaf Benyamini. Tamar Şay Çordekar Sözlerimin içerini gerçekten fark ettin mi bilmiyorum. Çeviri yapmıyorum, bir çeviri şirketi için çalışmıyorum ve mesele bu değil. Otomatik tercümanların, algoritmalarının veya yazılımlarının tam olarak Türk Türkmence veya Türk menceden yapılan çevirilerde diğer herhangi bir dile yapılan çevirilerden çok daha fazla sonuç vermekte zorluk çeken ve hata mesajları veren garip davranışları hakkında bir soru soruyorum. Bunun cevabını bilmiyorsanız, tabii ki meşru, kimse her şeyi bilemez. Neyse, sizin lol unuz bana çok yersiz geliyor. Gerçekten de bir Türkmen dili var, bildiğimiz gibi 1990'ların başına kadar Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Türkmenistan adlı bir ülkenin. Ne Türkmence ne de Türkçe bilmediğim için bilmiyorum. Bu iki dilin benzer diller olup olmadığını bilmiyorum. Türkmence söz konusu olduğunda otomatik çeviri hizmetlerinin garip davranışıyla ilgili bir soru yönelttim, başka bir şey değil. Ve kesinlikle lol den vazgeçebilirsiniz, kesinlikle bir şaka anlatmaya çalışmıyordum ve sorunun kendisi ciddi bir soru ve şaka değil. Saygılarımızla. Tamar Şahiç Ordekar otomatik çeviri hizmetlerinin gerçekten insan çevirmenin yerini alamayacağı konusunda size tamamen katılıyorum, özellikle de çevirdiğim çok uzun metinler söz konusu olduğunda. Tamamen farklı bir nedenden dolayı insan tercümanlık hizmetlerinden vazgeçmek zorunda kalıyorum, düşük gelirim ve ödeme yapamamam. Bu şekilde önemli ölçüde daha az iyi sonuç aldığımın tamamen farkındayım, ancak belirtildiği gibi, zor mali durumum başka bir şey yapmama izin vermiyor ve neden ha, ha ben Türkmen dili olduğunu bilmiyordum ve Doktor Google olduğunu doğruladı. Yazdınız, gerçekten bilmiyor muydunuz? Asya dillerinin çevirisiyle ilgilenen biri olarak. Bunu bilmiyorsanız çok şüpheliyim, muhtemelen alaycı bir not olarak, Türkmen dilinin eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki en önemli dillerden biri olduğunu yazdınız, bu yüzden bu konuda uzmanlaşmış kişilerin olduğuna inanmakta zorlanıyorum. Asya dillerini tercüme etmek böyle bir dilin varlığından gerçekten habersiz. Her halükarda bana çok garip geliyor. Sharon Melamed Müdür Televizyon ve film alanında grup uzmanı CTX 3. Gönderinin amacını anlamadım ve bununla nasıl bir ilgisi var? Benmek Sharon Melamed'in fotoğrafı o halde tekrar belirteceğim ki burada otomatik çeviri hizmetleriyle ilgili bir soru soruyorum ve Türk mence'den veya Türk mence'ye yapılan çevirilerin Türk mence'den yapılan çevirilerden çok bu kadar çok sorun ve aksaklığa sahip olmasının açıklaması sizce ne olabilir? Herhangi bir veya başka bir dil çeviri yapmadığımı ve bir çeviri firmasında çalışmadığımı, tekrar, vurgulayacağım ve yazının tek amacı, otomatik çevirilerin Türkmence ile ilgili kafa karıştırıcı davranışına ilişkin soruyu gündeme getirmektir. Sharon Melamed Müdür Televizyon ve film alanında grup uzmanı CTX Burada kimse Türkmenceden tercüme yapmadığı için buna bir cevap bulabileceğinden şüpheliyim. Bu doğru grup değil. Sharon Melamed'in fotoğrafı. Doğru grup nedir? Sharon Melamed. Müdür. Televizyon ve film alanında grup uzmanı CTX. Türkçe çevirmenler hakkında bir şeyler arayın. Sharon Melamed'in fotoğrafı. Türkçe Türkmen değildir, bunlar iki farklı dildir. Türkçe'ye ve Türkçe'den yapılan çevirilerde otomatik çevirmenler düzgün çalışır ve Türkmence'ye ya da Türkçe'den yapılan çevirilerde olduğu kadar çok hata yoktur. Ha, çeşitli yerlere gönderdiğim mesaj aşağıdadır. İle, ders, kalıcı bağlantılar. Sayın madamlar, baylar. Engelliler sorunuyla ilgilenen, WordPress, org sistemi üzerine inşa edilen ve server 24 il sunucularında depolanan engellilik5.com blogunun sahibiyim. Blogundaki her yazının kendisine yönlendiren bir bağlantısı vardır, bu da kalıcı bağlantıdır. İnternette tüm kalıcı bağlantılarımı mümkün olduğunca geniş bir alana dağıtabileceğim bir yazılım veya sistem arıyorum. Bu tür sistemleri veya yazılımları biliyor musunuz? Saygılarımızla Asaf Benyamini 115 Costa Rica Caddesi Giriş Aç 4 Kiryat Menachem Hudüs İsrail, Posta Kodu 9662592 Telefon Numaraları Evde 972 7 mobil 972 58 678 4040. Fax 972 77 2700076. 076. Scriptum'dan sonra bir kimlik numaram 029547403. Ki Block Disability 5 konum kalıcı bağlantıları. Numaralandırılmış liste https üstüste bölü bölü docs.google.com document d bölü bir cinam sıfır 2 uymr 53 le 2 luv 6 fw 3 ao 8 p 65 5 sqs bölü soru işareti us eşittir sharing. veya https devriskin 2022 10 10 permalinks mofpost 10 list numbered numarasız liste https 2üstüste bölü bölü docsgooglecom document d bölü 1 park 3 gk 31 b 61 6 0 k 5 v 4 pw 5 w edit soru işareti us veya https devriskin 2022 10 site io 2022 permalink seorfus disability5.com ki e posta adreslerim 029547403 etvalla. veya asb783hayetcmail. veya asaf 197254 veya asse. veya asafbenyamineetatmail. veya asaf002etmail2world.com veya asaffafetprotonmail.com veya benyaminietvk.com veya et 163com Yeğe Sağlık Bakanlığı Kudüs Bölgesi, şikun Komitesi'ne gönderdiğim e-posta mesajı aşağıdadır ve meselelerin kendilerini gerçekçi bir şekilde ele almanın çok daha doğru olacağını düşünüyorum ve sadece zihinsel engelli olarak tanımlandığım için işaret ettiğim eksiklikleri test etme veya düzeltme ihtiyacını göz ardı etmemek. Avukat Sharona Everhadani, hukuk danışmanı. Bayan Bat Sheva Cohen, kamu araştırmaları koordinatörü, S bölge psikiyatristi. Bayan Shirira Bigon, kamu araştırmaları koordinatörü, Salşikum ne aşağıda çeşitli yerlere gönderdiğim mesaj var. İle Ders, deneme süreleri Sayın madamlar, baylar 2007'den beri İsrail'de engelliler mücadelesine katılıyorum ve 10 Temmuz 2018'den beri katıldığım Nitgaber, Şeffaf Engelliler Hareketi'nin bir parçası olarak yapıyorum. Ancak mesajlarımızı internette ve sosyal ağlarda yayma konusunda çok önemli bir zorlukla karşılaşıyoruz. Birçoğumuz günlük olarak temel gıda maddeleri satın almak ile ilaç satın almak arasında karar vermek zorunda kalıyoruz ve bu koşullar altında bu çok açık. Sahip olmadığımız ve öngörülebilir gelecekte reklam için herhangi bir bütçeye sahip olmayacağımız Geliştirme aşamasında olan yazılımların reklam sistemlerine katılarak bu zorluğu aşmayı düşündüm ve bu nedenle sistemin gerçekten çalışıp çalışmadığından emin olmadığınız deneme süresi boyunca ayrıca ücret talep etmiyoruz. Onu kullanmak. Bu nedenle sorum şu, internette bu tür sitelerin düzenli bir listesini bulabileceğiniz bir site veya sistem biliyor musunuz? Saygılarımızla. Asaf Binyamin 115 Costa Rica Caddesi. Giriş Hac Daire 4. Kiryat Menachem. Kudüs. İsrail, posta kodu 9662592. Telefon numaraları evde 972 2, -6 -4 -2 -7 -7 -7. Mobil 972 58 6 -7 -8 -4 -0 -4 -0. Faks 972, 77, 270 0 0 076. sonra İl kimlik numaram 0 2 95474 ki e-posta adreslerim 029547403 asb783 ve asb783aetgmail.com asaf197254 ve asaf197254etyahu.co.il ve ass.benyaminietyande.com ve asaf002etmail2world.com ve asafbenyaminiethatmail.com ve assaffaf.protonmail.com ve assafbenyaminiet163.com ve benyaminietvk.com web sitem disability5.com N-25 Ekim 2022 Salı günü saat 20.09'da korunaklı konutta bana eşlik eden sosyal hizmet görevlisine gönderdiğim mesaj aşağıdadır. Grup derneği sadece tıbbi personel üyelerinden gelen yardım taleplerini kabul eder ve asla doğrudan hastalardan gelen talepleri kabul etmez ve bu nedenle onlara daha önce yaptığım tüm talepler incelenmedi veya gözden geçirilmedi. Bu konuda yardım için grup derneği ile iletişime geçebilir misiniz? Saygılarımızla. Asaf Benyamin'i, Avivit, hostelinin korunaklı konutunda yaşayan bir sakin. Sikriptum'dan sonra ilk kimlik numaram 029547403 ki grup derneği web sitesine bağlantı https Şu sohbetimizde web sitemin çevrimiçi olup olmadığını sordunuz engellilik 5 web sitem kesinlikle çevrimiçi 4sarastora26.gmail.com e-posta adresine göndermeye çalıştığım mesaj bana geri döndüğü ve hedefine, yani size teslim edilmediğinden, mesajı WhatsApp'ta buraya gönderiyorum. Bu mesajı asaf 197254 ile e-posta adresimden göndermeye çalıştım. O, LinkedIn sosyal ağından yaptığım yazışmalar aşağıdadır. Bu mektubu yazmak için. Mesulam Gottlieb, saat 16.24'te şu mesajları gönderdi. Profilini görüntüle. Mesulam Gottlieb, 16.24 Çalışmalarınızı çok takdir etsem de İsrail devletinin uluslararası arenada yeterince sorunu var, kırlı çamaşırlarımızı havalandırmak için yabancı gazetecilere yönelmek sadece İsrail düşmanlarının ellerini güçlendiriyor, edit et umarım ülke sınırları içinde çetin mücadeleyi tekrar gözden geçirip devam ettirirsiniz. Bugün, Asaf Benyamin'i saat 10.33'te şu mesajları gönderdi. Asaf adlı üyenin profilini görüntüleyin. Asaf Benyamin'i 10.33 Hedir Hale İkinci derece bağlantı İkinci gün film ve TV yazarı, yönetmen, yapımcı, Hedir Hale Productions. Bugün, Asaf Benyamin'i saat da şu mesajları gönderdi. Asaf adlı üyenin profilini görüntüleyin. Asaf Benyamin'i 21.56 Hedir Hale'ye mektubum. Geçenlerde size engellilerin sorunları hakkında yazmıştım. Siz çok profesyonel ve yetenekli İsrailli film yapımcısı Talio Hayon'u aradıktan sonra bana yazdı. Belki benimle bir röportaj yapmak istersiniz. Her neyse, bana asaf197254etyahoo.com.il adresine e-posta gönderebilirsiniz. Ben İbranice konuşuyorum ve bazen İngilizcede zorlanıyorum, ama çok çalışacağım çünkü engelliler konusu benim için çok önemli. Bu yüzden beni istediğiniz zaman aramaktan veya bana e-posta göndermekten çekinmeyin. Asaf Benyamini. işte linklerinden bazıları. Bankacılara hareket geliyor. Ona hangi birize hazırlanıyor? Fali Oha'ın çok yetenekli İsrailli film yapımcısı